Buradayız. Muhtar adayı Hacı Osman Meniş seçim çalışmalarına tam gaz devam. Gençlerin süper, sesi olacağım. Geliyor. Güzel oluyor, çok güzel, gelin. Ha? Yerel seçimler yaklaşırken yavaş, yavaş, mahallelere yavaş, yavaş. Muhtar harika, adayları güzel. Da çıkmaya devam ediyor. 2017 yılından bu yana Ankara Mamak ilçesi Derbent mahallesinde ikamet eden Hacı Osman Meniş Erbent mahallesi muhtarlığa aday oldu. Mamak Derbent mahallesi muhtar adayı Hacı Osman Meniş, mahalle ziyaretleriyle halkla sıkı bir iletişim kurmaya devam ediyor. Memiş mahallesinde ziyaret ederek, Derbent mahallesi sakinleriyle birebir görüşüyorum diyen Hacı Osman Meniş. Ankara'nın en büyük ilçesi Mamak Derbent Mahallesi'nde yaşanılan sorunları çözme ve mahalleyi daha yaşanılabilir hale getirme amacıyla yola çıkan Hacı Osman Meniş ve ekibi, esnaflarının sorunlarını dinlemek ve mahalle yaşam kalitesini artırmak için evleri tek tek ziyaret edeceğim diyen Hacı Osman Meniş şunları söyledi. Evet arkadaşlar, hepinize Başkent'ten hayırlı günler. Bugün Başkent'teyiz. Mamak'tayız. Mamak'ın güzel mahallesi Derbent Mahallesi'ndeyiz. Burada muhtar adayımız var. Kendisi Kırşehir Kamanlı. Hacı Osman Meniş abim. Bir de onun da iş yeri var. Güzel iş yeri. Arabaların ne söyleyeyim kalbini söküp takan güzel bir insandır. Biz de buradan kendisine hayırlı uğurlu olsun Osman abi. Cümleten selamun aleyküm. İsmim Hacı evet. Osman Meniş. Kırşehir Kamanlıyım. 1975 doğumluyum. Bütün mümin kardeşlerinin cumasını kutluyorum inşallah. Evet. Rabbim bu kötü günleri inşallah başımızdan def etsin. İnşallah. Şu an Derbent Mahallesi muhtar adaylığımı koydum inşallah. Bütün abilerim, ablalarım ve bütün kardeşlerimin desteklerini bekliyorum. Destek sizden, bütün çalışmalar bizden inşallah. 7-24 saat hizmet etmek inşallah Allah'ın izniyle. Tabii ki göreve geldiğiniz zaman durmadan çalışacağım inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi sayın muhtarım, şimdi muhtarım diyeyim, hayırlı olsun diyeyim size de. Allah razı olsun. Mahallede, senin mahalle, Derbent Mahallesi'nde benim gördüğümce market eksikliği var. Evet, marketimiz eksik maalesef. Var değil mi abi? Market evet. Eksikliği var. Bunun üzerinde çalışmam olacak değil mi? Tabii ki, tabii ki. Market. Evet. Ondan sonra otobüs sıkıntısı var. Otobüs, evet. Severleri sever. Otobüs severlerim çok maalesef şu an çok... Yolcu kalabalık olduğundan dolayı otobüsler almıyor. Almadığı için de bir arka mecburen otobüsün gelmesini bekliyor. O da dolu geliyor mecburen. Bu yolda, bu yönde çok sıkıntılıyız. İnşallah elimizden geldiği kadarıyla seferleri çoğaltmaya, kaydetmeye göstereceğiz inşallah. Osman abi, ben şunu da gördüm Derbent'te. Tabii yeni yapılandırma, yapılaştırma devam ediyor. Ama gözüme şey de çarptı benim. Halk ekmek büfesi de az değil mi? Evet, o nüfusu büfe az. Yani maalesef yok zaten yani. Yok zaten değil mi? Evet. O konuda da bir çalışma olacak. Tabii ki olur inşallah. Bunların içinde çalışmalarımız olacak. Çünkü ağzalarımızla, buradaki mahalle komşularımızla bunları değdirerek ne yapacağımızı konuşacağız inşallah. Osman abi bir de şu var. Yazın buralarda sivrisinek çok oluyor. Tabii ki yani. Özellikle çöplerimizin işte ağızdan açık olması bu şekilde kalıyor. Etraflar pis bir şekilde kalıyor. Tabii ki bunların ilaçlanması tabii ki özellikle önem göstereceğiz bunlara da. Elimizden geldiği kadar mahallemizi temiz tutmaya da çalışacağız. Sayın abi, Osman abi bir de sen dedin ki Ünal dedim. Ben de dedim Allah izin verirse geldiğim zaman dedim komşuluk ilişkilerim var. İlişkilerim hiç yok maalesef. Onları zenginleştireceksin değil mi? Allah'ın izniyle. Tabii ki şu an komşularımız birbirinden haberleri yok. Bir yani evden çıkıyoruz. Acaba kimmiş bu diyoruz tabii ki. Evet. Yani bu yönden çok ben mağdurum. Yani en azından bu mağdurla giderilmesini istiyorum. Yani evet. en azından birbirimizden hangi nerede oturuyor, nasıl oturuyor, kim hangi binada, hangi dairede oturduğunu bir bilgimiz yok. İnşallah tabii ki bunları da elimden geldiği kadarıyla da çok güzel bir şekilde bunlara değineceğim. Değineceksin. Inşallah. Evet Osman abi, abim de yanında ağzağın. Evet, ağzağımız inşallah. İnşallah, Allah izin verir. Biraz abime soru soralım mı? Tabii. Abi, inşallah Osman abiyle beraber yola çıktınız. Bu yolda meşakkatli olur tabii beraber. İnşallah. En bir kolayınız istişare olacak değil mi beraberce? Tabii ki, tabii. Evet Osman abi, bir tanıtır mısın kendini abiyle? Ben doğma bilmem. Arap köylü, Araplar, evet. 1962 doğumluyum. Evet. Çocukluğumuz burada geçti. Yani çevremiz geniş. Aile etrafı hep burada zaten. Meslek ne abi? Meslek de serbest meslekti. Biz şu an emekli oldum. Sanayiden çok emekli güzel. Oldum. Evet. Yani bu şeyiz, çalışmalarım var. Abi orada Allah. Yardımcı olurum. Evet. Komşuluk sen de mahalleyi tanıyorsun. Buranın yerlisi. İyi tanıdığım için evet. Buradaki seçmenin portföyünü de biliyorsun.
Evet. Osman abi şanslısın bak, görüyorsun değil mi Osman abi? Allah razı olsun. Şöyle güzel insanla çalışmak, insan... Komşumuz da zaten evet, çok sevdiğim, değerli bir komşum. Allah razı olsun. Evet. Sırta verdin inşallah. İnşallah. Osman abi bir de şey dedin sen ya. Ünal Bey'din en çok sevdiğim istişaredin ya. Evet, istişare ben çok evet, çok evet, önem veriyorum çünkü. İstişare. Tek başına istişare, olmaz. Çünkü bunu tartışarak eksiklerimizi bir şekilde, yani şu diyerekten onu size yönelmeyi çok istiyorum inşallah. Evet arkadaşlar, karşı mahallesi Derbent Mahalli. Burası Derbent Mahalli da. Bir şeyi söyleyeceğim. Evet, mesela söyle. Bizim bu binaların önleri onlukla eşilince unutuluyor. Hayır, çevre düzenlemesi değil mi? Yani yol... hemen eşiyorlar, eştikten sonra üstünü kapatıp gidiyorlar. Arkayı maalesef hiç ne olur ne eder demiyorlar. Şu an eştikleri vaziyette kalıyorlar. Ben özellikle de buna çok değinmek istiyorum. Bir an önce yani sokaklarımızın da asfaltlanması, kazılan yerlere de bunlara da değineceğim inşallah. Bir de dedin ki Hacı Osman abi, Ünal Bey'din cumadan cumaya camilerin temizliğine de önem vereceğim dedin. Tabii kendim ki, de bu tabii işte. Ki, tabii ki. Değil tabii, mi abi? Tabii. Kur'an tabii kurslarına, caminin tabii ki, tabii bu ki etkinlikleri de elde edecek değil mi? Tabii ki, tabii ki. Çoğun hepsini evet, Allah'ın izniyle. Eksik cuma cemaatiyle de beraber istişare kuracaksın. Tabii mahallende ki olacak bir hizmete karşı. Tabii ki. Evet Osman abi. Osman abi son cümleni alayım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı çıkmış olsun. Çıkmış olduğun bu yolda. Evet. Allah razı olsun. İnşallah komşularımdan, abilerimden, ablalarımdan ve kardeşlerimden tam destek istiyorum inşallah. Beni yanında bırakmasınlar inşallah. Genç bir kardeşleri olarak bu yolda kendime azim koydum inşallah. Destek bekliyorum. Allah yardımcı olsun. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah inşallah razı olsun abi. Evet abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun da abi. Ağzamıza.